Mansur Şefin yeni bölümüne hoş geldiniz abi hoş geldiniz. Merhaba kardeşim nasılsın? Teşekkürler seni sormadım. Ben de bay bay kime bay bay? <laughs> bay bay tişörtü enteresanmış. Artık herkes kendine göre yorulmasın. yorulmasın. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun iyi misin? İyi vallahi abi. Yine yeni bir haftaya başladık. Yine bir, yine bir yemekte buluştuk. Yine restoranda. bir yemekte buluştuk. Yavaş yavaş ligin seyri de artık belli olmaya başladı. Sağlığın iyi mi? İyi çok şükür. Kredi Senin. sağlığın, kredi sağlığın iyi mi? O, o da iyi diye zannediyorum. <laughs> aldın mı? Son zamanlarda aldın mı krediyle bir şey? Ee, yakın zamanda var planım. İyi hayırlısı. Şimdi kredi sağlığın iyi mi değil mi? Onu öğrenmen için ee, basit bir yol var bu, bu konuda hani herkes için. Kredi sağlığı nedir, ne değildir diye hangi kredi uygulamaya özel ilk finansal raporunuzu ücretsiz veriyor efendim. Yani hangi kredi uygulaması indirip e, finansal kredinizi hesaplatmanız ücretsiz şekilde oluyor. Böylece kredi sağlığınızı öğrenebiliyorsunuz. Kredi kartına başvursanız ne kadar limit verir? Eğer bir bankadan kredi almak istersen hangisinden alabilirsin? Kaç faiz oranıyla falan hepsini görebilirsin. Hangi krediyi biliyorsunuz ücretsiz indirim, Faizsiz tekliflere ve en avantajlı faiz oranlarına göz atın diye başlayalım. Ve kendilerine yeniden programımızı sponsor için teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. O zaman ben de menüye ufak ufak başlıyorum. Başla. Başlangıç. Başlangıçta. Ana yemek tatlı Gidiyoruz biliyorsunuz. Evet başlangıçta Galatasaray var. Ee, çok çok önemli bir galibiyet aldı yani standart yani normal bir Galatasaray böyle başları kazanır özellikle evet ee, özellikle ben geçen birlikte olduğumuz derbi yayınında şunu söylemiştim Başakşehir maçı gerçekten çok kritik maç hep böyle galibiyet serisinde hep deniliyordu ya UEFA kupasından daha kritik e, UEFA finalinden daha kritik maçı çıkıyoruz gerisi de web en önemli web diye hani böyle biraz ironik ama e, takımı motive etmek için Galatasaray taraftarlarının böyle bir serisi Hı. vardı. Ama Başakşehir maçı şöyle çok önemliydi. Ee, yol kazası yaşadık. Devam ediyoruz mesajı için rakiplerine. Kritik bir maçtı. Ee, ve bence gayet baskın bir oyunla da kazandı. Ama burada başlangıçtaki sorumuz şu. Ee, Galatasaray'ı hep böyle hücum takımı olarak anıyoruz ki isimler bize böyle iade ettiriyor. İşte Icardi, Mertens, 8 numaralardan bir tanesi Sergio, Kerem, Zaniolo eklendi ama aslında savunmayla daha mı büyük fark yaratıyor diye bir soracağız size de kendimize de. Biz bence öyle. Galatasaray'ın bu seneki şampiyonluğu savunma şampiyonluğu. Hmm. Çünkü Galatasaray dün 6-11 kurduk. Forvete bir tek Icardi aldık. Yani hücum bölgesine He. sadece Icardi aldık 6-11'de. Hmm. Ama bu ee, Boye, Nelson ve Torreira'yı kesin koydu herkes. Doğru. 6-11'ine Abdülkerimle sayısı arasında giden gelen oldu. O da Sayıs'ın bir dönemde bir sallanması ve Şenol Hoca döneminde oynatılmaması yani, nedeniyle Abdülkerim oldu. Yani bir 6 11 yapılırsa, Senezon'un 6 11'ini şimdiden yapalım. Kaleci de tartışılabilir. Bence mert olur. Çok fark yarattığı için. Ee, kaleye geçtiği andan itibaren net bir şekilde influence evet. ettiği için evet. diyelim yeni moda tabirle <laughs> mert olur 6 11'de. Bu Nelson Abdülkerim Torreira. ama Gümüş 11'de kesin Muslera olur. Evet, bu dörtlü bence de tartışılmaz. Ee, dolayısıyla bu dörtlünün hücum oyuncularını ve Olivier'a da dahil, ee, kısmen Mertens de dahil oyuncuları da taşıdığını düşünmek lazım. Mertens'in ben önemli bir oyuncu olduğunu düşünmekle beraber ikinci yarının sakatlıktan döndükten sonra pek oyunda olmadığını düşünüyorum. Ama hücum hattına yıkardı dışında biz Galatasaray'dan ne Mertens'i koyarız ne Kerem'i koyarız. Altın 11'den bahsediyorum. Hı hı. Ne Raşit'sayı koyarız, ne efendim Olivier'a koyarız, ne Mitchy'yi koyarız, ne Gomi, hiçbirini koymayız. Belki gümüşlere, bronzlara girer. Ee, Kerem zorlar. Ee, ama onun dışında yok abi. Orada da Borin oynar. Altında boy olarak Kerem zorlar. Gümüşe girer. Yani. Gümüşlere bakarız yani. Ama bronza girer mesela. Hı hı. Ve fakat iyi sezon geçirmedi demiyorum ama hı hı. Yani altın 11 dediğin yere Galatasaray aslında bu ayinlerden sonra Abdülkerim ve Torreira girdi. Mustera girebilir yani. Mustera olabilir. Mustera ile Mert arasında Mustera diyen olabilir yani. Ona da itiraz edilmez. Evet Mert. Dolayısıyla Galatasaray aslında savunma oyuncularının yüksek performansıyla ve öndeki oyuncuları taşıma kabiliyetiyle. Hı -hı. Ve bu üçlü bozulduğunda da genelde kaybettiler. Puan kaybettiler. ya. Abdülkerim'in olmadığı her maç puan kaybı oldu mesela. Nelson'un olmadığı maçlar puan kaybı oldu mesela. Özellikle Torayra. Bir Konya maçı olardı. Mesela Abdülkerim orada çok tel tel dökülmüştü hatırlayalım. Dolayısıyla bu Torayra, Mert, Nelson ve Abdülkerim'den birinin olmadığı dönemde bile zorlanan şey, üçünün olduğu dönemde çok başarılı bir üçgenle Galatasaray'ı taşıdıklarını düşünüyorum. Ve evet Galatasaray bir savunma şampiyonluğu kazandı bana göre de. Ee, ya şimdi bir de savunma derken şunu düşünmemek lazım e, kalede kalenin önünde yapılan şey değildir savunma her zaman. Öndeki savunma tabi. E, ve o çok da önemli sanattır yani. Evet. Çünkü Galatasaray'ın sezon başında evet çok iyi transferlerden bahsettik. Uçaklar indi, Icardi indi. Tabii. E, Mertens geldi, Devrasımız Zaniolo geldi, Raşitsa da çok önemli bir transferdi. Evet. Zaten elde Kerem var, Sergio 8 numaralardan bir tanesi oldu ama e, biz bu aylarda şunu konuşabilirdik. Ya Galatasaray çok iyi oyuncular aldı ama onu kendisini kompakt yapacak enerjik çok fazla oyuncu almadı. O yüzden çok dağınık bir takım oldu. Evet. Birlikte hareket etmeyen bir takım oldu. Hatlar koptu. O yüzden hiçbir oyuncunun bireysel performansı ön kere evet. çıkmadı da diyebilirdik. Bunu delirtmeyen mesela başlıca oyuncu Torreira. Ki o da bir savunmaya dahil olacak bir isim. Ve tabii, tabii. Abdülkerim. Ee, aynen öyle. Torreira Bertens ve Sergio bildiğin taşıyan adam oldu yani. Evet aynen öyle. Evet. Yani Torreira'dan başkası herhangi bir orta sağ süperlikten herhangi bir alt numara mümkün değildi bu aynen, seriyi yani. yaptıracak. Bir başka alt numara olamaz mesela kendi ligimizde. Avrupa'da da çok zor bu tip bir adam bulman. Kesin Nelson Amturkerim yine aynı şekilde. Bu ayda müthiş savunma oyuncusu oldum senin. İnanılmaz ve bu üç oyuncu seni kaleden uzakta savunma yaptırıyor Aynen ve öyle. E, savunma hattını orta saha yapıştırıyor. Orta sahada hücum hattını yapıştırıyor. Bütün dönemleri topluyorsun abi. Böylelikle şeyin alanını çok daraltıyorsun. İşte Mertens'siz Sergio düşün. Sergio alanı daralmışken bile zaaf verebiliyor. Evet. E, bir de olmasaydı ne olacaktı? Yani gittili geldiğini dönemlerde Aynen. E, sıkıntı yaşıyorsun. E, bu tabi bir taraftan takım savunması, takım savunması dediğim şeyin bir taraftan da savunma oyuncularının bireysel kalitesiyle ne kadar alakalı olduğunu da gösteriyor. Evet. Yani Ligin ilk yarısında birazdan ana başlıkta da konuşuruz, ana yemekte de konuşuruz. Fenerbahçe'nin becerebildiği bazı şeyler vardı. Ama bireysel oyuncu kalitesinin farkı da burada ortaya çıkıyor. Ben Galatasaray'ın bir savunma şampiyonluğunu ama önde yapılan savunmayla şampiyon olduğunu düşünüyorum. Başakşehir maçı gibi geride yapılan savunmalarda da başarılı oldular tabii. Hı hı. Kazımcan da mesela bu maç hiç fena değildi. Sakatlanmasaymış aslında onu da daha, daha sık dahil edermişiz bu savunma kadrosuna. Evet yani altın 11'e girmez bir sol bek Galatasaray sol bek yok, ama. Zaten öyle sabit e, sol bek yok. Sonuçta oraya ben Kevin Rodriguez'i koydum mesela bu sene. Altın 11'imde. Hmm. Adana Demirspor'un oyuncusunu. Orta sahaya oraya ben yanına da Badu'yu koydum. Masuaku da fena değildi. Masuaku'yu da Ali koydu. Masuaku da çünkü fark yarattı. Şimdi yarattım. benim altın 11'imi hatta ben yapayım. Hadi gelsin. Ee, yarattığı etki bakımından Mert diyorum. E, Mert'e e, i̇tiraz etmem sadece hani sonradan, da da sonradan, dahil olduğu ama için belki olur. bir bir şey oluyor. Mustara başından biri vardı ama Mert'e kesin yani Mert'e yani. Mustara fark etmez. Ben ikisine de Bence derim. Bu oyundan sonra Abdülkerim, Bence Rodriguez benim 11'im. Bence burada Masaok olur. Tamam. Torreira Badu diyorum. 4-2-4 dizicim takımı. Hı hı. Ee, şey, Borini, Valencia, Icardi ve Cagne. Benim altın 11'im. Yani Cagney'e de dahil ettim. Cagney'e de dahil ettim çünkü gol yani gol kralında ikinci sırada. Ayrıca gol beklentisi en yüksek, Hı -hı. en verimli oyuncu. Ee, ve kara de bu anlamda bir şey yapmamız lazım. Gümüş 11'imde de... Valencia'yı burada sağ kanat gibi düşünelim o zaman. Ay, yani. 4 dört iki gibi dizdik. Ee, şeyde de, gümüş 11'imde de Mustera. Yani o Mert de olabilir. Orada çok kararsız durumdayım. Ee, Ferdi, Sayis Ferdi Sayis. Ee, diğer stoperi şu an için <laughs> çok düşünmüyorum böyle yani pek bulamıyorum. Ee, belki şey olabilir. Duarte iyi bir sezon geçirdi Başakşehir'de. Evet. O olabilir. Sezonu çok iyi başladı sonra bir ondan sonra daldılar. Ondan sonra Masuaku. Ee, orta Onda sahada işte orta sahada bana ön libero gibi değil de yani ben çok kötü bir sezon geçirmiş olmasına rağmen takımın ayakta kalan Ender isimlerinden bir tanesi olması sebebiyle Bakasetis koyuyorum. Ligin ilk bölümünde pozitif, evet, iyiydi. Pozitif ayrımcılık yaparak Arda Güler'i koyuyorum. Yo, Arda, fark Arda yarattı yani. Arda Salih'i koyuyorum. Beşiktaş'tan. Biraz... Ee, Salih hmm. İlk zaman çok iyi başladı. Sonra, son düştü. Tek, sonra tekrar iyi sonra oldu. Şenol Hoca'yla bir daha iyi gitti. Ee, ön tarafa da Abu Bakar. Batu Şuay'ı. birden koyuyorum. Batu Şuay'da 11 gol attı sakatlığına bakmayın. Avrupa'da da fayda tamam. sağladı. Ve e, Belhanda'yı. Attığı gol sayısı da yüksek. Adana Demir da fark yarattığını düşünüyorum. Özellikle Hı -hı. ilk yarıdaki futboluyla. Benim gümüş 11'im de aşağı yukarı bu. Güzel. Bir gözün... Belki Alex de değerlendirebiliriz. Gözün i̇şte biraz Salih'in yerine Alex şey de aradı. Etemi aradı biraz görüm. İstanbul Spor'da. kadroya da Etemi'yi koydum. E Ethem'i çünkü ligde Umut, tuttu ya. Umut yani. tuttum. Umut Nayır'ı koydum. Doğru o da olur. Umut Nayır. Valon Ethem'i. Ee, Bunlar ligde... Çok eleştirsek de... Çok eleştirsek de bu sene iyi bir sezon geçirdi. Kendini yere atma konusunda eleştirsek de... iyi bir sezon geçirdi. Adili koydum. Hmm. Ondan sonra... Ee... Sivas'tan. Sivas'tan düşündüğüm kimseyi bulamadım öyle çok ön plana çok çıkmış. Ve bir de Sivas'ta çok Son haftalarda standart, standart mesela, da olmadı. Mesela bu sene takım bu kötü belki küme düşecek ama Borja Sainz etki etti bence ligde. Tabii. Değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Alexic'i mutlaka koyuyorum. Yani belki Salih Alexic'i değiştiririm, belki değiştirmem. Eğer Alexic'i gümüş kadroya alırsam Salih'i bronz kadroya alırım. E, o bence iyi bir performans gösterdi. Onun dışında yani başka böyle ön plana çıkan oyuncu arıyorum. Kerem'i koyarız bronz kadroya. Ben koyarım yani. Ee, Bertolacci de fena değildi orta sahada. Bertolacci bir ara bir Kayseri'de kayıp dönemi var onun. Sonra tekrar Sonra, Kara evet, döndüğü dönemde yükseldi. iyi oynadı ama yani orada çok bulamıyorum. Mesela Kayseri'den birini alayım dedim. İyi gittiler dedim. Ve Alanya Spor'dan birini alayım dedim. Özellikle Farioli döneminde ama böyle göz, ön plana çıkan, gözüme çarpan bir oyuncu bulamadım. Alanya Spor'da evet. Çok... Bronz kadrolarında Hı. bir iki eksiğim oldu. Yani bronz kadroya mesela kaleci olarak Ertaç'ı koyarım. Evet. Ertaç. Ee, şeyi koyarım. Dediğim gibi Adil'i koyarım. Her şeye hemen Atilla koyarım oynadığı maç sayısıyla ilgili. Aa, şey var, Ankara var, ee, güçlü Sov var, Forvet. Ankara güçlü Ali Sov'a'yı koyarım. Borya Sainz'i koyarım. Efendim... E, başka demin saydığımız futbolcularda kim vardı? E, Ozdoyevi koyarım bak. Karagümrük'te etkili bir oyuncu. Hmm. Yani. Sezon boyunca iyi Ondan performans İyi performans sergilen oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani bu roster'da bir şeyi Alexi'yi mutlaka koyarım. O da çok istikrarlı bir sezon geçirdi. Alexi 5 kere goldü. Alexi'nin o... gümüşle gümüşle bronz arasında bir yerdeyim onda yani. <laughs> o, o da şu tarihle birbirini yerler. Ale Başakşehir eee de böyle orta saha çok dönüşümlü oynadı. Evet. Yani standart oynayan. Ama Alex hiç fena değildi. İyi de, evet Onun tabi. dışında Geldiğim benim yönetici. altın ve gümüş 11'im net belli. Bronzda da işte bir iki eksiğim var. Onda da siz artık tamamlayın. <laughs> ee, Kerem'i de bronza koyuyorum. Onun dışında hani büyüklerden bıraktığım zaman Fenerbahçe'den altın 11'e Enel Valencia'ya, gümüş 11'e de Batu şu Şua'yı aldım ama Arda Güler'i de, güleri de aldım gümüş 11'e ama mesela başka bir oyuncu ala alamıyorum yani alamazsın. Ferdi artık. alıyorum işte bir de. Savunma hattından yani girmez kimse. Yani tane 4 tane. Yani ferdi dışında savunma stoperler aldım. girmez. Oğlum, Atilla ya da en fazla bronza bir eklemleme yaparız. O da çok düştü ya. Ee, Bayağı o düştü. O da haklı ama çok maç oynadı. Evet. Onun dışında da mesela geçen sene net bir Kim Min-Jae barizdi yani. Herhalde canım. Herkesin altın 11'indeydi. Crespo yani. da barizdi. Bu sene mesela onları göremedik. Gerçi geçelim Fener hadi. Geçelim buradan Fener'e geçelim. Fenerbahçe'de Jesus'un ilk yarıdaki performansı baktım ben tekrar ettim baktım 15 tane maçta 15 tane gol yemiş. 36 tane gol atmış. Fıstık bir, bir tane sıfıra karşı maç var. Yenildiği Konya Spora. Bir de Beşiktaş'ta sıfır sıfır kalmış. Onun dışında her maçı vurdu vurdu vurulu olmuş. Yani atar atar gidere gider yapmış. <laughs> tamam mı? Milletin ağzına çok güzel tatlar bırakmış. Bütün Fenerbahçeliler için çok pozitif anlamlar yüklediği maçlar oynamış. Geri dönüşler yaşamış. Teslim olmayan maçta oynamış. Gittili geldili bir sürü maç yapmış. Ya bundan çok çabuk vazgeçti bence. Vazgeçilildi biz... mi? Siz hepsini eleştirdiniz dediniz ki B planı yok. Sizi, sizi hiç çok dinliyorlar. Bunlar şeyler çok dinliyor yani. Siz gibi gençleri fazla dinliyorlar. Birazcık böyle hafif bazen muhafazakar, <laughs> muhafazakar olmak lazım. Şimdi Trabzonspor Spor maçında çözüldü dedik ki çözüldü. Çözdüm dedi işte şey Abdullah Hoca. Ondan sonra bu dörtlüye döndükten sonra Galatasaray maçında çok çok kötü bir sınav verdi. Çok kötü bir sınav verdi. Yani evet A planı çözüldü. Doğru. Ama B planı, o dörtlüye döndükten sonra ben çok hoşlanmadım Cersus'un futbolundan. Hı. kazandığı maçlar da olmasına rağmen hoşlanmadım. Yani dörtlüye dönünce bana göre sıradan bir takım haline geldi. Yani benim görüşüme Hı. göre. Bak güzel tartışma konusu bu. Yani üçlü de çok kötü oynadı gerçekten. Bak Trabzon'a karşı da, Galatasaray'a karşı da. Ve evet çözüldü A planı. Doğru. Bence A planının yerine B planı bulmaktansa... A planda birkaç tane modifikasyon yapsaydı daha doğru olurdu gibi geliyor. Ama bugün bugün söylüyoruz tabii bunu. Benim desteklediğim Jesus, Giresun mağlubiyetine rağmen ilk kere bekledim. gittim. Jesus şeydi, Jesus'tu. Birçok maç kazanıp şampiyonluk potasına girmesine rağmen ben Galatasaray maçından sonra dörtlüğe dönen, ve sıralanlaşan Jesus'u pek sevmedim. Ben felsefe peşinde olduğum için, biraz belki de ondan yani sonuçtansa bir felsefeye tutkun olduğum için o felsefeyi göremediğim için herhalde. Kardeşim git önüne bas ne güzel çıkartmıyorsun rakipleri. Tamam iki kişi yetmiyorsa 3 yap. 3-5-2 yani yap mesela. İlla 3-4-3 üç, üç, olmak zorunda mısın? 3-4-5-3-6-1 yani, yap. Ana planı ya biraz modifiye et. 3-6-1 yap. Ama neden bunu yapmıyorsun? Bak işte Atilla ve Sametli tandem olmuyor. Efendim Atilla, Samet, Serdar daha fazla işledi. Ee, hem seviye maçlarında hem e, bir maçta daha denedi bunu üçlü üçlüyü. İki seviye maçında denedi. Orada çok mesela o kadar arıza vermedin. Ne güzel ofsayta düşürüyordun milleti. Şimdi gelen geçen gol atıyor. Ya yani bu iki yalancı pas yapıp savunma arkasına top atma işini çözdülerse sen de onu daha da az o yalancı pasları da yaptırmayacak. presi bul. Keşke bunları yapsaydın diye düşünmüyor değilim şu anda yani ee, keşke öyle kaybetseydin. Bence yani biraz mecbur kaldı ama. Yani mıymıntı kaybetmektense, mıymıntı mıymıntı kaybetmektense <laughs> ya vuracağız ya vurulacağız şeklinde kaybetmeyi tercih ediyordum ben. Ee, bu arada haklısın çünkü o tempoyu görmeyince gözüne ilk dönemde olduğu kadar iyi hitap etmiyordur. Fenerbahçe'nin oyunu. Pozisyona giremiyor çünkü. Ee, ama ben mesela Fenerbahçe'nin... Mesela mıyımıntı... diyor, Ben bunu diyordum mesela Mustafa diyordum. Özür dilerim lafını kestim. Şunu diyordum. Ya bu maçta biz İki tane falan kaçırırız olsaydı. Birini hmm. alata kesin yer. Öbürünü de adamlar atamayabilir. Veya atarlarsa da iki tane olur. Ama biz de üç tane atarız diyordum. Hmm. Diyordum yani. Bazen atamıyorduk. Ama bana onu veriyordum. Ben beş tane pozisyon buluyordum. Bazen atamıyordum. Bazen beşini birden atıyordum. Bazen üçünü atıyordum. Şimdi pozisyon bulamıyoruz abi. Ve yine yiyoruz. O zaman ne anladım ben bu işten yani? Ben çok dörtlüğe döndükten sonraki cihazı çok sevemedim yani. Ama o da çok çözülmüştü abi ya. Hatırla tamam, üçlü çok, oynarken. Doğru çok çözüldü. Hele doğru. ki üçlü stoper Crespo ara artık hak, çok çalışmıyordu yani. Katılıyorum. modifi ee, yani modifiye, modifiye etseydin. İşte modifiye aslında böyle yaptı. Dörtlüyle yaptı diyorsun. Ee, bence doğru karar verdi. Dörtlüye döndü. Bir şey. Ara biraz daha anlam kazandı. Çünkü ara da zaten üçlü gibi oynuyorsun yine. Top rakibe geçince ara iki stoper arasına giriyor ama en azından orta sahadan eksilmiyorsun. Ee, bence hata şurada oldu Jorge Sousa'da. Kendi oyununa fazla takıntılı kaldı hmm. Fenerbahçe döneminde. Hmm. Önceki dönemlerde o kadar değildi mesela. Benfica'daki mesela son döneminde. E, yine tempo oynadığı maçlar da var ama daha fazla yetenek attığı sahaya yetenekle çözdüğü maçlar da var. Daha önce bunu deneyen bir teknik adam. Mesela mutlaka ikili orta saha oynuyorsa bir tanesi geçmişte kenar forvet oynamış dribblingçi, ofansif bir oyuncu olabiliyor. Kalişkaya önüne var attı canım. E, tabii canım. E, yani falan bayağı orta saha oynatıyordu. Ama Fenerbahçe'de bunu yapma. Yani Fenerbahçe'de yeteneğe dönmedi. Çok kendi oyununa dayalı transferler yaptı. Kendi oyununa dayalı planlama yaptı. Yani, İsmail Crespo, İrfanlı bir orta üçlü yapıp. Yani. Üçlü savunmanın önüne. Merkezi göbekten bahsediyorum. Sol iç İrfan. Sağ iç Crespo. Önlü bir İsmail ya da Arao. Kenarlardan biri Osayi, biri Ferdi veya Jayden. Veya işte ona göre alacak oyuncu. Ben o zaman savunma afiyet yaşayacağım pek düşünmüyorum yani. Yok bence de iyi olabilirdi bu ama yine... işte 3-5-2 gibi. Şunu yapabilirdi. Bir arkasında Arda. Mesela Olabilir kendi ya. bu mıymıntı dediğin oyuna geçiş yaptığı zaman biraz mecburi geçiş oldu. Ve aslında skorlar da öyle aldı. Tabii tabii skor aldı. Ee, Oraya ama o oyunu daha eğlenceli, daha e, lezzetli hale getirecek transfer yapı, transferler ekleyebilirdi. Yani ben Galatasaray maçını tartışamıyorum tabii. Trabzonspor maçında tartışıyorum. Kötü oynadılar. Yani kötü bir teknik direktörlük sergilediler. Hoca ve ekibi. Lakin yani onu modifiye, modifiye etse toparlasa mıymıntı oyundan veya bu dörtlüğe dönme işinden bana göre daha doğru olurdu gibi geliyor şimdi düşününce. Hmm. Ee, ya ben de şunu söyleyeyim. Bak kendi oyununa aşık adamların başını Guardiola çeker. Ya, yıllarca adam Santafor almadı. Belirli belli takıntıları var. Bir şeyden sıkılınca yeni bir şey deniyor. Dur bugün günde bir günde soper'siz oynayayım diyor. E, bir günde şöyle oynayayım diyor. Farklı farklı şeyler deniyor ama e, mesela şunu demiyor. Yani bana De Bruyne değil de şu Everton'ın Dukurele'le de oynarım ben bu oyunu demiyor mesela. Tamam. yani mutlaka yetenek oluyor takımında. Olsunuz. Bir şekilde yeteneği alıyor. O yetenekle bir şeyler farklı şeyler deniyor. E, ne olursa olsun büyük takımsan ve şampiyonla oynuyorsan bir şekilde yetenekle açıyorsun rakibini. E, Georges bunu çok fazla ıskaladı. Hem kadrodaki oyuncular açısından ıskaladı. Arda Güler'e çok geç döndü. Hı hı. E, hem de transfer döneminde de ıskaladı. Yani yetenek seviyesini seviyesini arttırabilirdi Fenerbahçe'nin. Hatay orada yaptı. O transfer döneminde hiç konuşmayalım canım. Orada, yani, orada iyi niyetli olduğunu da düşünmüyorum ben. Yani çok tuhaf oldu kesin. Transfer dönemlerinde yani çok kendi oyununa odaklı transferler yaptı. Ortada bir şey de yok yani şu anda. Aynen. Yani ne bir sonraki sezona miras bırakıyorsun mesela devam etmiyorum diyorsun diyecekse bir sonraki sezonu miras kalan transferler de değil. E, mevcut sezonda da sonucu almadın. Evet. E, yetenek eklemesi de yapmadın. Bence sorun oradan çıktı. Yoksa oyunun çözülüyor, ya herkesin oyunu çözülüyor. Önemli olan reaksiyon vermek. Tamam. Ama Fenerbahçe şey reaksiyon verecek diğer oyunu oynayacak oyuncu grubu çok az kaldı. Haklısın. E, o zaman Beşiktaş'a geçelim. Tatlı Beşiktaş. Beşiktaşlar gelecek sezondan çok ümitli. E, yeterince emarede var bence. En Tabii. başta Abu bakar nihayet <laughs> artık yani ben beş olarak bakıyorum şimdi. Fener bir şey oynamıyor diyorum. Penaltı olmasa gol atamıyor diyorum. Galatasaray'a bakıyorum ulan bunlar sırf gol bir de penaltı yaratmaya oynuyorlar diyorum. Benim ülkeler oynuyordu kardeşim. Biz o işte pozisyon buluyoruz diyorum. Bazen veriyoruz buluyoruz da diyorum. Atıyoruz da diyorum. Bizi iyiyiz abi derim ben. O zaman da mutlu olurum evet. yani. <laughs> Fener'e 4 attık. Galatasaray'da 3 attık. Yani seni ümitli olmamak için hiçbir sebep yok yani. Çok 4 tane transferle biz bayağı bir takım oluruz derim yani. Mesela Fenerbahçe için diyorsun ya Mümit oynuyor diye. Beşiktaş'ta Galatasaray maçı dışında inanılmaz tempolu oyunlar oynamıyor. Ama sağda işte Abubakar olunca, Renkman olunca, ne olursa olsun skorer bir Cenk olunca, Gerson Fernandes olunca, Salih formda olduğu zaman ortaya lezzetli oyun da çıkıyor kendiliğinden. Tabii. Çünkü bu oyuncular topu ayağına aldığı zaman fark yaratıyorlar. Özellikle Abubakar. Ee, ki hakikaten Santafo farkını sen söylemene gerek yok. Her programda altı çiziyorsun. Ama ya Abubakar bana e, yani Beşiktaş tarihinde de düşünüyorum. Kendi kendine gol atan Santafo'ların başını çekiyor bence. Hani ortada bir şey yokken e, çay almaya gidemiyorsun yani mutfağa. Tabii yani tabii. çay almaya götürmeyen santrafor. herhangi bir şey yapabilir. Tabii e, canlı yayında benim aklıma Pascal Numa geldi. E, yakın tarihten Beşiktaş'ta. Pascal Numa da öyleydi yani. Garip garip goller atabiliyordu. İlk döneminden bahsediyorum. Onun harici evet. mesela Mario Gomez oyun talep ederdi. Dembaba oyun talep eden. Çok iyi santraforlar ama oyun talep eden yani. Bir şekilde ceza sahasına getireceksin topu. E, ama ama Abubakar Abubakar herhangi kendini bir yerde topu buluşturmana yeterli. Evet. Yani Abubakar herhangi bir tehlikeli bölgede topu buluştu. Hatta Ümraniye maçında gördük ki Bazen orta sahada da alıp gidebiliyor <laughs> ya. Yani. Böyle saçmalıkları yapabiliyor. İstanbul'da yani uzaktan şey. attı. 90 çatala yani presi. Saçma sapan goller atıyor. Ben çok beğeniyorum kendisini ve... Türkiye Ligi'nde de çok etki, çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ama... E, ve de daha hala da fizik olarak daha hazır olmadığını da görüyoruz. Evet. Yani normal. Yani, yani sene başında bir de iyi idman falan aldığı zaman... Aman yarabbim diyorsun İlk yani. İlk kez Beşiktaş'ta bir yıldan fazla sözleşmesi var. O da... E, Cenk de iyi bir sezon. Yani. Başı geçirince geçirirse ikisi de çok iyi başladılar yani. Bir de dripli kenar. Ya bir şart. de mesela Gezzal'ı da toparladız, toparlarsan veya yerine birini alırsan bayağı bir korkutucu güçlü yani. Bence Gezzal'e alternatif olabilir. Asıl sol öne dribblingçi skorer bir tane kenar forvet çok iyi olur. Evet yani Gezzal yerine birine daha alınabilir. Yani değil mi? Mesela dribblingçi Alternatif. Skorer. Bir zamanlar zanı oluyorum. diyelim. bir zamanların zanı olsun. Galatasaray'da onu biraz merkezde kullanıyor. Bence mesela Raşitsa'nın yerinde çok daha etkili olabilir. Yani zaten asıl yeri orasıydı yani. Hı, evet. Roma, Roma'da ilk parladığında. Ee, ama ya herhalde fizik olarak o kadar iyi görmüyor. Ee, öyle bir girişini alsan baya bir şey olur yani. Beşiktaş'ta hem gezer alternatifi dışında bence asıl sol direkt oynayacak bir adam. Kim mesela? Drift Yani Babel'in ilk geldiği... 5 geldiği versiyon gibi. Yok o daha çok sağa çekip içeriye keserdi. Tamam onu diyorum zaten. Yani dribbling de götürüyordu. Skor da yapıyordu. Öyle bir adam lazım. Anladım. Oyuna da destek verecek. Skor da yapacak. Çok değiştirir işleri. Azra Salk abi çayı da hafta dur, içelim. Dur, dur çayı içiyoruz. İçiyor Ayah anlaşmış Messi. Hmm. Ziyaretin sebebi belli oldu. <laughs> Ronaldo'nun karşısına Messi'yi getirdiler. abi. Diyorum kardeşim size Suudi Arabistan yükselen değer diye. Bu arada gerçekten yayın çok fazla ülkede yayınlanır. Yükselen artık. değer, yükselen değer, yükselen değer Suudi Arabistan. Kaçırmayın. Ya Ronaldo Messi kapışması taşılar adam bir şekilde Anladım. yani. Amerika böyle düşündüğünü Suudi Arabistan yaptı. <laughs> bir ara Meles düşünüyordu hatırlayalım. Evet. Bakalım giderse merak merak ediyoruz. Zevkle seyredeceğiz Suudi Arabistan ligini. <laughs> Bu arada cidden bayağı bir ülkede yayınlanır artık yani. Ya bir kere Al-Ahli oranın Bayern Münih. Yani Al-Nasır Dortmundu. Hmm. Şimdi o da bir gerçek. Oranın kralı şey. Siz ha, bu arada siz gereken biz dönüyorduk diyorlar. Bu yani. arada el ittifak var, el ittihat var, el şebap var bir de. Yani, tamam. yani el ilan. Tamam. El ilan, Bayern. El nasır Dortmund. Ama bunun dışında da el ittifak var, el ittifat var ve şabab var, şabab var. Yani bunlar da sanmayın ki böyle kalacaklar. O da mesela indirecek atıyorum. Şimdi Dimaria'yı mesela. Örnek veriyorum yani. Ya da işte bir Neymar'ı belki indirirler. Neymar'ı değil almıştık abi geçen hafta ya. Tamam da hani belki <laughs> belki bak, bakmışsın bir bakmışsın iddiata ata gitmiş. İşte o Newcastle'la zaten bağlantı var. Biraz şeyde oynasın sonra yaşlanınca oraya. Yani olabilir bunlar. O yüzden de hani onlar da bir şey alırsa tuhaf hmm. bir şey olur yani. E zaten bu bile çok yeter ya. Ama Benim Suudi Arabistan oldu. sermayesinin güzelliği şu. Ben Suudi sermayesiyim ve sen buraya geleceksin. Yani ya. ben Suudi sermayesiyim ama sen Newcastle'a gideceksin değil. Artık oraya çekiyorlar. Sen Suudi Arabistan'a geleceksin. Ben çok doğru açılımlar yaptıklarını düşünüyorum. Daha bu adamın da prens olduğunu unutmayın. Bir de bu kral olacak. Buradan <laughs> bütün yatırımcılara sesleniyorum. Şu yatırım yatırmayın. Kral olunca Mbappé mi alacaktı? <laughs> Mbappé'yi de getiriyormuş kral olunca. Abi daha, daha bak. Adam daha Prensken yaptığı açılımlara Aynen. bak. Yani sadece futbol demiyorum yani. Burada stadyumların kamera açısı falan filan zevide çok. Stadyumlar iyi değil mesela. Hı. Stadyumlar iyi değil bir stadyum inşaatlarına başlamak lazım Türk müteahhitlere buradan seslenelim yani. <laughs> buradan Türk müteahhitlere seslenelim. O zaman azan sağ kalın. Sağ ol. Görüşürüz. Hafta görüşürüz.